Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanda. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Romantizm akımına romantizmin temsilcileriyle devam ediyoruz. Evet, şimdi sırada romantizmin Alman edebiyatındaki iki temsilcisi var. Bunlardan birincisi Goethe. Goethe'nin şiir, tiyatro ve roman türlerinde yapıtları vardır. Goethe, Alman romantizminin kurucuları arasındadır. Başlangıçta halk şiirinin olanaklarından yararlanarak aşk şiirleri yazar, sonradan da felsefi şiire yönelir. Yaşam felsefesini Faust adlı dram türündeki eserinde açıklar. Genç Werther'in Acıları adlı romanı gençliği derinden etkiler, hatta yaygın intiharlara neden olur. Roma Merseleri adlı yapıtında felsefi şiirleri vardır. Friedrich Schiller. Schiller'in tiyatro, tarih, felsefe ve şiir alanlarında yapıtları vardır. Dram türündeki eserlerinde özgürlük tutkusunu işler. Başarılı karakterler çizer, estetik ve ahlakla ilgili denemeler yazar. Denemelerinde Kant'ın etkisi altındadır. Şimdi de yapıtlarına bakalım. Evet, dram türünde Haydutlar, Don Carlos ve Wilhelm Tell. Deneme türünde de insanın estetik eğitimi üzerine notlar. Şimdi sırada romantizmin İngiliz edebiyatındaki üç temsilcisi var. Evet, Lord Byron. Yapıtlarında maceracı yaşamının izlerini görmek olasıdır. Şiirleri dışında mansum öykü ve dramlar yazar. Evet, eserlerine bakalım. Oyun türünde Don Juan, Şövalye Harold ve Schiller'ın Mahpusu. Schiller, şiirleriyle ve dram türündeki eserleriyle tanınır. Zamanında dinsel ve ahlaksal tabulara, baskılara karşı mücadele vermiştir. Yapıtlarındaki ana konular insan sevgisi, aşk ve barıştır. Evet, iki önemli yapıtı var. Kurtarılmış Promete ve Şairin Savunması. Jonathan Swift. İngilizlerin baskıcı politikalarına karşı İrlanda'nın sorunları üzerinde yaptığı çalışmalar onu İrlanda'nın bir ulusal kahramanı haline getirir. Jonathan Swift'in mizahi, yani gülmeceye dayalı bir üslubu vardır. Sanatçı dinsel, politik ve edebi polemikleriyle tanınır. Yapıtlarında insanın bencilliğini, siyasilerin ikiyüzlülüğünü, çıkarcılığını, budalalığını, hatta halk üzerindeki zulmünü vurgular. Derin bir bağlılığı olmasına karşın kiliseyi ve İngiltere'deki tüm kurumsal ilişkileri eleştirir. Gulliver'ın Seyahatleri en önemli romanıdır. Şimdi sırada romantizmin Rus edebiyatındaki tek temsilcisi var. O da Alexander Pushkin. Evet, şiirlerindeki duygu ve coşku ön plandadır. Şiirleriyle birlikte mansum tiyatro, roman ve öykü türlerinde yapıtlar yazmıştır. Şiirleri Rus şiirinin ulusal bir karakter kazanmasına oldukça önemli katkılar sunmuştur. Derin hayal dünyasını yansıttığı şiirlerinde türkü akıcılığında bir dili vardır. Çingeneler adlı şiir kitabı ve Yüzbaşının Kızı diğer bir adıyla Kutsal İsyan romanıyla tanınır. Evet, şimdi sırada romantizmin Amerikan edebiyatındaki tek temsilcisi var. O da Edgar Allan Poe.
Annabelle adlı şiirinde zamansız ölen sevgilisinin ardından dile getirdiği içten duyguları anlatır. Evet, şimdi şiirden birkaç dize okuyayım size. Senelerce senelerce evveldi. Bir deniz ülkesinde yaşayan bir kız vardı. Bileceksiniz, ismi Annabelle. Sevmekten ve sevilmekten başka hiçbir şey düşünmezdi. Evet, şiir böylece devam ediyor. Sanatçı polisiye roman türünün de öncülerindendir. Evet, Kızıl Ölüm'ün Sokağı ve Mork Sokağı cinayeti bu alandaki yapıtlarıdır. Evet, öyküleri de Acayip ve Şapraşık Hikayeler kitabında yer alır. Bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.